Evet. Gene havuz başındayız. Havuz başı biliyorsunuz çok önemli. Tarımda birinci girdiği su. Evet. Dolayısıyla yine bu sefer mükemmel bir manzara eşliğinde, bak havuzda sulama sistemimizi damla sulamayla yapmaktayız. Havuzun içine şu güvercin gübrelerin, çuval dışındaki güvercin gübrelerini havuzun içine atarak süzülmesi, sağlamak içindeki azotun bitkiye damla sulamayla verilmesi. Dolayısıyla damla sulama çok yerin sulanması amacıyla, yabani otla mücadelenin azaltılması, vahşi sulamayla yaptığınız zaman biliyorsunuz vahşi sulama yapıyor. Suladığın zaman yabani ot çok olur. Yabani ot sebzeleri, özellikle körfe ağaçları kapatır. Dolayısıyla oradaki gıdayı alır. Ağaca bir gıda kalmaz. Ama bunu damla sulamayla yaptığın zaman direkt ağacın köküne nüfuz eder. Ve ağaç böyle güzel bir görünüm sağlar. İşte ceviz ağaçları, bak bugün Mayıs'ın 26'sı işte buraya biriktirdiğimiz güvercin gübresi, tavuk gübresi ve benzeri gübreler, bunları işte suyu posasından ayırarak bitkiye verilmekte. Dolayısıyla bitkinin azot ihtiyacını karşılamakta. Bu hem bitkinin büyümesi, gelişmesini, hem azot, fosfor ve potas veya kompozit gübre, yapay sünni gübre verilmesini önüne geçmektir. Yani doğal tarım yaptığın zaman, organik tarım yaptığın zaman sünni azot, fosfor, potas vermenin bir anlamı yok. Çiftlik gübresi verilir. Çiftlik gübresinin 5 yıl etkisi devam eder. Evet, havuz başında suyumuz akmaktadır. Su çok mübarek, çok kutsal bir şey. Hayat kaynağı efendim. Yani bütün canlıların ondan var olduğunu bilmekteyiz. İnsan vücudunun 4'te 3'ü bildiğimiz gibi su. Evet. Şimdi ben size çevreyi biraz tanıtayım. Çevreyi tanıtırken şunu, bak size bir şahtut örneği göstereyim. Bu tutu daha önce de göstermiştim. Güzel bir görüntü. Evet. Şu kayısı. Kayısı biliyorsunuz. Kayısı. Evet. Evet. Kayısı. Kayısı meyveleri tekamül etmiş. Evet. Kayısının meyvesi. Evet. Kayısı meyvesini göstereyim. Yakından size. Evet. Kayısı meyvesi. Ama tabii bu aşırı tür, ama hangi tür olduğunu bir Malatya Hasan Bey'e benziyor. Evet. Yani yaprakların uçlarının biraz kırmızı olması bunu şey yapılmasına benziyor. Evet. Bir de bölgenin bir diğer bitkisini size tanıştırayım. Doğal olarak yetişen, şunu alalım. Evet. Şu. Evet. Evet. Bu dağ sarımsağı, yabani dağ sarımsağı, muhteşem bir görüntüsü var. Bu, evet, bu fenor türü cevizler. Evet, bu fenor türü cevizler, bak meyveleri tekamül etmiş. Bunun güzel tarafı, bazı meyvelerinin tepe başında 3'er tane. Bak şu mesela 2 tane var, 2 tane var şunda. Şunda 2 tane var. Şunda da 2 tane var. Şu. Evet, daha henüz döllenmiş değil.
Bak şurada 3 tane bak göstereceğim size bizatihi. Bak. Evet. Şunda 3 tane meyve var efendim. Bak şu yaprağı alayım. Daha net göstereyim size. 3 tane. Evet. Bak. Bak şurada. Bak. 3 tane. Birden meyve veriyor. Bak düşün. Mayıs'ın 26'sı olmasına rağmen ağaç daha yeni yeni gelişiyor. Bu geç. Bunun amacı şu dondan ve durudan kurtarmaktır. Bu damla sulama bak. Traktör. Efsane yağmur traktör çalışmakta. Biliyorsunuz zor çalışma tarım getirisi. Sana getirten azdır ama bunu ölçek ekonomisine dayalı olarak yaptığınız zaman üretimi artırmak, maişetini, gelirini sağlamak mümkün oluyor. Bak bu gövde kalınlığı, evet şu boyda, şu boyda evet, evet. Bunun fenurun güzel tarafı her tomurcuğun ucunda böyle meyvesinin olması, meyvesinin olması bu bize güzel bir şey sağlıyor. Dolayısıyla evet şuralar meralar. Küçük ve büyük baş, özellikle küçük baş hayvan yetiştireceğim müsait. Evet. Şu malikanemiz efendim. Evet. Bak şu size göstereyim daha güzel bir şekilde. Şu dağ sarımsağı efendim. Doğal dağ sarımsağı. Şurada dağ sarımsağı. Bak şurada kendiliğinden olmuş dağ sarımsağı. Dağ sarımsağı. Dağ sarımsağı. Çok mükemmel bir sarımsak. Çok kendi kendine olmakta. Tek yumrulu bir sarımsak türü. Evet. Şöyle ilerliyoruz. Şöyle ilerliyoruz bahçede. Bahçede ilerliyoruz. Tarımda en kısa dönem işte 5 yıl bir ağacı dikiyorsun. 5 yıl hiçbir gelir elde etmiyorsun. 5 yılın sonunda ancak veriyor ama ondan sonra her yıl mesela bir bademde, bir cevizde 50 tane varsa ikinci yıl 100 tane, 100 adet olur. İkinci yıl 200 adet, %100 gelişerek gelişimi sürdürmekte. Evet. İşte bak bu mera arazinin hiçbir kısmı dikkat ederseniz hiç ekilmemiş. Tarımdaki en büyük problem hiseli olması. Ben son çıkardan tarım yasasında da 20 dönümden aşağı tarlanın bölünememesi. 20 dönümden aşağı bölünmediği için hiseli bir evde 5 kardeş veya 5 ortak. Bunların bir kısmı şehirde işçi, memur kadrosunda çalışmakta. Bunlar sağlıklı rızayı bir taksimat yapamadıkları için arazi böyle boş boş yatmaktadır. Şimdi tarım arazileri köy kanunu çok eski bir kanun. 1927-28 yılların kanunu bugüne kadar hala da güncelleştirilmemiş. Muhtarın ceza salma 20 kuruş, 20 lira civarında 20 kuruş. Yani adamın tarım sahasına üretim sezonunda, üretim sezonu dışında da hayvanın girmemesi gerekir. Şimdi mesela bu bölgede en çok doğal haliyle yetişen armut ve badem ağacı. Yani normal rakımı 1000 metre civarında, 1400 metre civarında alan olan bölgelerde şey oluyor. Özellikle badem ve armut doğal haliyle yetişiyor. Eskide daha çok iyi yetişiyordu çünkü bu özellikle bu tür ağaçlar sınır bölgelerine ekiliyordu. Ara kısımları buğday, arpa, susuz ziraat yapıldığı için sürülmekteydi. Sürülen arazide de suyun buharlaşması engellenmekte olduğundan su yeterli oluyordu. Bitki rahat rahat gelişebiliyordu. Ama maalesef şimdi tarla sürülemez oldu. Buğday ekilemez olunca akan sular direkt akışa geçmekte. Bir de yağışlar uzun yıllar mesela Tunceli bölgesinde
1950-60 yıllarında metrekare 2000 kilogram yağış yağarken şu anda metrekare 350-400-500 kilograma kadar düşmüştür. Yani yağış 5'te 1'ine kadar düşmüş. Yağışın düşmesi tabi normal olarak bir bitkinin, bir kayısı ağacının olması için de metrekareye yıllık 600-700 kilogram yağışın yağması gerekmekte. Bu olmayınca bitki doğal ortamda yetişemiyor. Onun için sulama, damlama sulama veya sulama yapmak gerekir. Bu da başlı başına bir maliyet. Bak mesela buna damlama sulama. Şurası damlama sulama, teraslar yapılarak, teras yapılarak suyun akışı engellenmekte, suyun muhafaza sağlanmakta, zemin düzeltilmekte, hasat kolaylaşmakta. Bir de bodur ve yarı bodur dikim hasatın kolaylaşması, ilaçlanmanın kolaylaşması, ürünün toplanması kolay, zirai müdahalenin kolay yapılması şeklinde bir takım yararları vardır. Şimdi şunu size söyleyeyim. Biliyorsunuz bak mesela orman, buradaki orman meşe, vasıfsız, uzun yıllar Demirel'in dediği gibi çay eline gitmiş, altı bakır, üstü fakir. Şimdi bu meşeler verimsiz, hemen hemen enval olarak sadece odun olarak kullanılmakta. Bu da ne orman çiftçi, orman köylüsünün refahını artırmakta, ne de orman içi yaşam alanı olan hayvancılık uğraşının gelirini artıramamaktadır. Dolayısıyla bana göre %30 meyilden daha düz olan sahaların tespit edilerek bunların bağ ve bahçeye dönüştürülmesidir aslında. Bağ ve bahçeye dönüştüğünde hem verimlilik artırmakta, hem arazi sağlıklı kullanmakta, hem de bölgede yaşayan insanın refahı, hayat kalitesi, gelirleri, maişetleri artmaktadır. Dolayısıyla şimdi size şunu göstereyim. Bugünkü konumuz da bir de üzüm. Üzümü izah etmek istiyorum size. Üzüm de biliyorsun üzümün yetiştiği bölgede arıcılık yapmamak gerekir. Eğer arıcılık yaparsanız üzüm olgunlaşma döneminde arı buna iğnesini sokarak öz suyunu almakta. Hem üzümü telef etmekte hem de verimi düşürmekte. Dolayısıyla mesela pertekçi biskezekte arıcılık yerine bağcılık yapmak gerekir. Ovacık yayla kesimlerinde de şey yapmak gerek. Bak bu mesela papaz eriği. Evet. Defalarca açıldı. Bu sene bir tane tırtıl bunun öz suyunu, yaprağını yemekte. Resmen tank gibi bir şey. Bak şunlar gene yabani dal sarımsağı ben getirdik. Diktik. Bakalım verimlilik artmaktadır mı, artmamakta mı diye. Bak. Bir de geçen sene dikilen ağaçlar soğukta papaz eriği. Bak mesela dondu, kurudu. Sadece dip kısmında bir yeşil şey oldu. Dolayısıyla yani zor tarımda meşakkatli iş. Ya, ama buraya bir takım tatlı bademler diktik. Şimdi size üzümü göstermeye çalışayım. Üzüm, bak ağaçlarda dibinde çıkan piç, yabani dediğimiz dallar temizlenmediği zaman ağaç üstten gelişme yerine alttan gelişir. Yukarısı dolayısıyla kurumaya başlar. Mesela üzüm bağı, şu bizim eski bağdı, sonradan ceviz yapıldı. Biliyorsunuz bak üzüm bağı. Üzümde de önce kış budaması, kış budamasından sonra böyle diplerinin temizlenmesi gerekir. Bak şu mesela üzüm salkımı, işte şu uç kısımlarının alınarak üzümün meyvesinin kalitesinin bu sefer artırılması gerekir. Bak mesela salkımı göstereyim size. Şu üzüm, bak salkımı göstereyim daha rahat görünsün diye. Bak şu üzüm salkımları, bak verimlilik, bak şunu aldığın zaman hele bir de yapraklarını biraz daha büyüdüğünde yaprağını temizlediğin zaman bu sefer ne olur,
salkımların büyümesi, kalitesi daha da güzel olur. Bak üzümde görüyor musun? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en az 50 tane salkım üzerinde olmakta. Dolayısıyla bunların budamasını geçen yılın dallarının, bak dibinin, şu çıkan dalların temizlenmesi gerekir. Eğer bunlar temizlenmezse dolayısıyla verim şey olur. Bak bunlar mesela meyve, astar, asma şeyler var üzerinde. Bak. Evet. Buraya geliyoruz. Bak üzüm. Bak bunların alması gerekir. Hatta dipten alması gerekir de. Bak. Evet. Bak burada da oluşmakta. Şunları aldığın zaman daha kaliteli bir ürün olmakta. Yani salkım daha irileşecek. Daha bir güzelleşecek. Onun bu uğuna bu mevsimde biraz daha uç alma denir. Uç alma. Evet. Bak üzüm. Üzümde. Şunlar. Üstüne şunlar alındıktan sonra bak. Bak şey. Salkım görülmekte salkım. Bak salkım şurada. Salkım şurada. Şunu şuradan koparıyorsunuz. Üstün bunları koparıyorsunuz bu mevsimde. Koparmanın nedeni kaliteyi ve salkımın büyük olmasını sağlamak. Bir de gölge yapıp pas küf yapmasını engellemektir. Evet. Bu bildiğiniz gibi. Bu dip dalları da zaten komple temizlip atılması gerekir. Evet. Şöyle uç alma dediğimiz alınır. Üzümde bu da böyle efendim. Arada bahçe diğer kısım büyüyünce kadar böyle arada bahçede teknik çalışmalar yapmak gerekir. Üzümde aslında en güzel olay şu yaprağında da yararlanmak. Bu yaprağı sarma için uygun değil. Çünkü patlak şey. Dolayısıyla şey yapmak lazım. Sarmanın yapraklı olan türleri daha farklı. Daha bir değişiktir. Bak size şeyi göstereyim tekrar. Burada bir konuyu daha göstereyim. Güzel bir şey göstereyim. Bak. Bu da dağ sarımsağı efendim. Bak. Dağ sarımsağı. Şimdi. Bak. Bak şurada dağ sarımsağı efendim. Bak mükemmel bir. Harika bir kendi kendine. Vermiş efendim. Dağ sarımsağı. Evet. Bunlar ceviz. Aşılanmış tabii. Bak bu da normal 1500 ve 1500 rakım yüksek yerlerde badem. Badem de doğal haliyle yetişmekte burada. Bak dikkat edin. Şurada göstereyim. Evet bak. Bak burada da meyve tekamül etmiş. Cevizde. Evet. Gövde temizliği yapılmış. Hala. Bak. Geçen gün yakan şey esen kuvvetli rüzgar fırtına birçok dalın kırılmasına neden olmuş. Evet. Evet bu dünkü konumuz bu. Daha detaylı bilgileri size arz etmem için sevgili dostlar beni takip ediniz. Sayfamı beğenirseniz, like yaparsanız, abone olursanız çok daha güzel görüntüleri size arz edeceğim. Amacım size güzel bilgiler, güzel şeyler sunmaktır. Bak mesela şu yabani çıkan temiz dallar temizlenecek ki ağacın üst kısmında bir taç oluşsun. Burada bu aşırı değişik budamanın nedeni traktör arada. Traktörün dallarına değmekte. O nedenle şey yapmaktayız. Bak size göstereyim mi? Dal uçta. Uçta ve bir şey olan dallar bütün böyle. Evet size hepinize güzel bir gelecek. İyi bayramlar diler. Bol kazançlar, sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Öpüyorum hepinizi efendim.